Altınordu Kulübü'ne özel bir ziyaret vardı pazar günü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Altınordu'yu ziyaret etti. Ortaya güzel görüntüler çıktı. Detaylarını da sizlerle paylaşacağız ama önce bandımızı izleyelim. 11 oyun manifestomuz var. Yani kaleciler ne yapıyor, defans ne yapıyor, stoperimiz ne yapıyor, 3 saniye falan gibi. Tanıt kendini Ata. Ata tanıt kendini. Merhaba, adım Ata. Soyadım Altınordu. Nasılsınız? İyiyiz. Benim adım? İyiyiz. Süper. Evet, şimdi burada Sayın Bakanım, her çocuk 4000 kalori günde sporcu beslenmesi lazım ki bu günlük antrenman performansına karşılık kas gücünü geliştirsin diye. Ve bunların hepsini yemeklerini yemek zorundalar. Evlerinde yemedikleri her yemeği burada herkes yiyor. Çünkü bunların hepsi inşallah Avrupa'da bizim ülkemizi bir futbol elçisi gibi inşallah çoğu bizi temsil edecek Sayın Bakanım. Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Harika. Evet, hadi okula gidiyorum ama futbolla ilgili bazı konulardan fedakarlık etmem gerekiyor. Yani arkadaşlarım günde iki antrenman yaparken ben tek yapıyorum. Ya da gün içinde mesela kişisel gelişim derslerine giremiyorum. Ya da... Ne istersin peki, bunu nasıl çözebiliriz? Okul süresi biraz daha kısalabilir. Mesela okulda beden eğitimi, müzik tarzı derslerimiz var. Onları zaten biz burada eğitimle alıyoruz. Dolayısıyla sadece futbolla ilgili bir mesele değil, o hayatla ilgili bir mesele. Yani her yere dokunmuşsunuz, o anlaşılıyor çok. Elinize sağlık, teşekkür ediyoruz. Şimdi Perşembe günü Ankara'da Altınordu Futbol Kulübü Sayın Bakanı ziyarete gittiler. Ve buraya giderken öylesine bir ziyaret değil. Altınordu hiçbir zaman için, Altınordu'dan herhangi bir avantajı ve de bir şey faydası yok. Bana, o ayrı bir şey. Gerçekten ben herhangi emeğe bir kulüp... destek. Aynen öyle hocam. Hangi kulüp olursa olsun. Herhalde. Ve bunların servisini yapıyorlar. Sağ olsunlar. Bizlere bunları geçiyorlar videolar, görüntüleri geçiyorlar. Bilgiyi aktarıyorlar bize. Birçok kulübün yapması gerekip de yapmayanı onlar yapıyorlar. Çünkü profesyonelce çalışıyorlar. Aynen öyle. Altınordu Kulübü Ankara'ya Sayın Ziya Selçuk'a, Milli Eğitim Bakanı'na gittiklerinde boş gitmiyorlar. Bazı ülkemizi de ilgilendiren temeldeki sıkıntıları ve onlara projeyle, o sıkıntıları nasıl çözebiliriz diye projeyle gidiyorlar. Nedir en büyük sıkıntı? Az önce Altınordu'nun genç futbolcusu bahsetti orada Sayın Bakan sorduğunda. Dedi ki lisanslı futbolcu bir yandan okuyor bir yandan antrenmana katılıyor ama okula ben çıkıyorum saat 4'ten sonra uzun yol gidiyorum. Sonra akşam antrenmanına yorgun argın gelebiliyorum. Sabahki antrenmanı kaçırmış oluyorum. Özel antrenmanları kaçırmış oluyorum. Günde tek kez çalışabiliyorum. Birçok şeyden futbol anlamında mahrum kalıyorum ki ben futbolcu olacağım. Mecburen bunu çözmemiz gerekiyor diyor Altınordu. Bu bir feryattır. İstekten çok bir feryattır. Neden böyle konuşuyorum Veli'cim? Öncelikle tabii ki Altınordu Kulübü Sayın Başkanı ve sevgili Ali'yi de kutluyorum. Son bir dakikamız. Hemen söyleyeyim. Kutluyorum çünkü... Çok iyi araştırma yapmışlar ama futbolcu araştırması yapmamışlar. Onu zaten yapıyorlar. Sorun araştırması yapmışlar. Geçen hafta Kocaeli'de bir seminere katıldım. Derince Belediye sporlu Ayşe'den oyuncular bahsettiler. Parmak kaldırdı. Küçük bir evladımız. Hocam dedi, Alp hocam, ben dedi senin dediğin gibi 6'da antrenmana gidiyorum, okuldan çıkıyorum. Yemek yemiyorum, dersimi yapamıyorum. 11'de eve geliyorum. Ve ben ertesi gün tekrar okula gitmeye, bizi okulla koordinasyonla çalışacak bir sistem ne zaman gelecek dedi. Ben de orada Milli Eğitim Müdürü vardı ilin. Hemen topu attım. İşte dedim müdürüm burada çözecekler dedim. Hocam söyleyeyim hemen, müjdeyi de verelim. Sorun. Sayın Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı, sağ olsun Allah razı olsun. Evet. 3 gün sonrasında İzmir'e gidiyor. İade-i ziyaret. Altınordu'nun yaptıklarını değerli buluyor. Projeyle gelmelerini değerli buluyor. Ne kadar güzel. Sayın Ziya Selçuk ilk geldiği günden itibaren, göreve ilk geldiği günden itibaren... Sürekli olarak projede hep açık olduğunu ifade ediyor ısrarla Sayın Bakan. Ve hemen Altınordu'ya gidiyor. Diyor ki bu işi çözeceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? Karşılıklı olarak proje alışverişi, fikir alışverişi. Sayın Alpay Özalan da var orada. İzmir çok Milletvekili aynı şekilde. Futbolun içinden gelmiş. Futbolun içinden gelmiş. Ve yakın zamanda bununla ilgili hemen çok ciddi şekilde çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Ve bunu çözeceğiz diyor. Altınordu kendisi aynı şekilde okulda da liseyi açıktan okuyan öğrencilerine özel ek eğitimler veriyor. Profesyonel eğiticilerle birlikte. Bunu da altını çizelim. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum Sayın Ziya Selçuk'a. Bu duyarlı davranışına dolayı. Eminim gerçekten çok büyük bir kitlenin
aileleriyle birlikte düşündüğünüz zaman çok büyük bir kitlenin ortak sorununa çözüm üretecekler. Harika. Bence bırak o büyük kitleyi, futbolumuza katkıda bulunacak. Birçok kaybolan gençlerin kaybolmasına engel olacaklar. Peki hocam, teşekkür ediyoruz.